İstanbul denilince akla ilk gelen değerlerden biri şehrin kültür varlıkları olur. Geçmişten günümüze uzanan ve yaşamaya devam eden bu değerlerden her biri keşfedilmeyi ve deneyimlenmeyi bekliyor. Yeni bir yol keşfedin bu bölümünde Peugeot 3008 ile yola çıkacak ve İstanbul'un yeni kültür alanlarından biri olan Müze Gazhane'yi keşfedeceğiz. Konuğumuzsa kültür sanat konusundaki engin deneyimiyle herkesin merakla takip ettiği sevgili dostum Yekta Kopan. Önce Yekta'yı almak için yola çıkacağız. Emniyet kemerimizi de takıp kendimize güveni aldıktan sonra hadi bakalım yola çıkalım. Sadece Peugeot'a özel Peugeot iCockpit sürüş kabini sürücüye üstün bir sürüş kabiliyeti kazandırmak için geliştirilmiş. Aracın kompakt direksiyonu çok kolay kavranıyor ve mükemmel bir sürüş keyfi sağlıyor. Hemen üzerindeki head-up gösterge mesafesi tam görüş mesafesine göre konumlandırılmış. Hem yola hem de göstergeye hakim olmayı sağlıyor. Benim için en önemli özelliklerinden biri ise gece karanlıkta aktive olan Night Vision gece görüş sistemi. Geceleri önünüzde olan yayaları, hayvanları ya da herhangi bir objeyi algılayabiliyor ve araç otomatik olarak fren yapıyor. Peugeot 3008 tam anlamıyla yenilikçi ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Evet, birazdan sevgili Yekta ile buluşacağız. Hoş geldin. Günaydın. Nasılsın kardeşim? İyiyim. Gayet iyi, harika. Oo! Girimcan harika. Beğendin mi? Vallahi beğendim. Çok rahat. Şu kol koyma yeri falan var ya, şu sarması seni. Bayılırım. Oturduğumda kendimi konforlu hissetmenin bir yoludur bu. Bayıldım. Hem de güvenli. Güvenli. Şimdi seni harika bir yere götüreceğim. Bir kültür sanat vahası. Müthiş bir yer abi. Müze Gazhane navigasyonla gidebiliyor muyuz? Yazabiliyor musun? Üç boyutlu navigasyonumuzu yazalım mı? Çıkıyoruz. Hazır mısın? Hadi bakalım. Kadıköy'e doğru yola çıktık. Güzel havada, güzel yolculuk. Bu üç boyutlu navigasyon da muhteşem bir şeymiş. Benim için güvenlik çok önemli. Günlük trafikte şunlar benim çok ilgimi çekiyor. Soruyorum. Hazır mısın? Hazır. Şerit kontrol sistemi gibi bir sistem var mı Peugeot 3008'de? Bu araçta onun ismi şerit konumlama asistanı. Harika. Hani sağdan sola, soldan sağa geçenler olur ya trafikte. Tamam. İşte bu şerit konumlama asistanı sayesinde otomatik olarak şeritleri takip ediyor araç ve şeritten çıkma halinde uyarıyor seni. Muhteşem. Soru 2. Hazır mısın? Hazırım. Önümüzdeki araçla mesafeyi ayarlamak, onun hızına göre bir uyarı almak falan. Adaptif Cruise Control özelliği var bu araçta. Seninle önündeki araç arasındaki mesafeyi hemen algılıyor, tehlike anında seni uyarıyor ve sen hemen tekrar güvenli mesafene dönüyorsun. Özellikle sürücü için şu dashboard çok önemli. Muhteşem geldi bana. Yani nasıl tanımlayabiliriz? Bayıldım yani. Harika. Vallahi gerçekten bu araçta hem estetik açısından hem de teknolojik açıdan çok dikkat edilmiş bu özelliğe. iCockpit deniyor. Hem ekran hem tuşlar sürücüye doğru. Dolayısıyla bütün hepsine çok rahatlıkla kumanda edebiliyorsun, ulaşabiliyorsun. Oh ne güzel! İnsanın dostuyla bir kültür sanat merkezine böyle harika bir araçla gitmesi. Bayıldım. Geldik galiba. Burası abi. Geldik. Dostum yolculuk güzel durak burası. İşte sana Müze Gazhane Hasanpaşa. Harika bir ortam. 130 yıllık binadan başlayarak bir tarih şehrin kültür sanat hayatına kazandırıldı. Hem de şehrin içinde. Gel bak daha neler göstereceğim sana. Neler var burada Kerimcan? İklim Müzesi, Karikatür Müzesi, konser alanları, tiyatro sahnesi. Ben en çok neyi seviyorum biliyor musun? Gençler gelip burada çok rahat çalışabiliyorlar. Çalışma alanları var, kütüphaneden faydalanabiliyorlar. Kafeler var. Şehrin
geçmişi geleceğiyle buluşuyor. Muhteşem. Bir anlamda. Bravo, bravo. Çok yani, güzel. İstanbul gibi böyle dev metropollerin bence en büyük ihtiyaçlarından birisi böyle renüve edilmiş eski tarihi mekanlar. Nasıl yaşadığımızı bize bu mekanlar anlatıyor. Geleceğimiz çocuklar, gençler gelip burada hangi kültürden geldiklerini ve nereye gittiklerini daha iyi anlıyorlar. Bir de unutmamamız gereken bir nokta daha var. İstanbul Kitapçısı. Gelip burada kitabını alabiliyorsun. Müthiş. Kafede oturabiliyorsun. Ha o kitap yetmedi. Ben daha çok kitap istiyorum. Hem dijital arşivi var hem olağanüstü güzel bir arşivi var Afif Baba Türk Kütüphanesi'nin. Orada gayet güzel onları yapıyorsun. Akşama bir tiyatro oyununa kalabilirsin. Konser olabilir. Müzeleri gezebilirsin. Ya hiçbir şey olmadı. Şurada kafede dostunla buluşabilirsin. Bu arada biz de birer kahve içsek mi? Hadi gel. Hadi içelim. Kerimcan çok teşekkür ediyorum. Asıl ben teşekkür ederim. Yani benim için seninle buluşmak, sohbet etmek çok değerliydi. Müze Gazhane'ye beraber gitmek çok değerliydi. Bir de sayende bunları Peugeot 3008'in konforlu, güvenli ortamında yaşadık. Daha ne isterim? Daha bir şey isterim ya. Pardon, affedersin şarjım bitiyor. Senin var mı şarjın, powerbank bir şey? İstersen burada sana nasıl? Bir sürprizim var. Kablosuz şarj ünitesi. Gerçekten mi? Şurası mı? Hadi dene. Aa. Bayağı şarj olmaya başladı. Teknoloji. Harika ya. Evet, yeni bir yol keşfet programımızın bugünkü konuğu sevgili Yekta Kopan'dı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Seni misafir etmek harikaydı gerçekten. Müze Gazhane ekstra güzeldi. Ve bu yolculuğu Peugeot 3008'de yaşamak ayrı bir keyif. Benim için de. O zaman yeni yolculuklarda biz seninle yine Peugeot 3008'de buluşur muyuz? Bence mutlaka yapmalıyız. Yeni yollarda, yeni keşiflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.